Türkiye, insansız hava araçlarında yakaladığı başarıyı etkin şekilde kullanmak ve bu alandaki kabiliyetleri daha artırmak için çalışmalar yapıyor. Türk savunma sanayi bu kapsamda Türkiye'nin İHA, SİHA yol haritası doğrultusunda hava savunma sistemlerinde olduğu gibi katmanlı bir faaliyet yürütüyor. Çalışmalar mikro İHA'dan Akıncı ve Aksungur gibi yüksek faydalı yük taşıyabilen büyük boy İHA, SİHA'lara kadar uzanıyor. İHA ve SİHA'ların kullanım amacı da kamikaze, bomba atan, silah taşıyan ve kargo taşıma yapabilen araçları kapsayacak şekilde çeşitlilik gösteriyor. Bunun yanında sürü konsepti, otonom görev yapabilme, yapay zeka destekli kullanım, frekans karıştırmaya karşı korunma yetenekleri İHA ve SİHA'lara kazandırılıyor. Türkiye, deniz sistemleri alanında milli güce dayalı etkin ve caydırıcı deniz kuvvetleri için taarruzi ve silahlı insansız hava araçlarının yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarının da kullanılmasını, kara, hava, deniz unsurlarının müşterek görev icra edebilmesini, denizaltı platformlarında uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının ileri teknolojiye sahip yerli ve milli silah ve sensör sistemleriyle birlikte geliştirilmesini ve bunların ihracatını hedefliyor. Bu kapsamda üzerinde durulan konseptlerden biri de deniz araçlarına iniş ve kalkış yapabilecek insansız hava araçları. Türkiye son dönemde bir dizi gemi ve deniz aracıyla donanmasını güçlendirdi. Başta Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu olmak üzere deniz kuvvetlerinin kullandığı bu unsurlarda kargo İHA kullanımı planlanıyor. Bunun yanında TCG Anadolu için özel bir proje olacak. Anadolu gemisi adeta bir İHA SİHA gemisine dönüştürülecek. TCG Anadolu'ya özel tasarlanmış Bayraktar TB2'ler, bunun yanında üzerinde çalışan başka sabit kanatlı hava araçları geliştirilerek gemide konuşlandırılacak. TCG Anadolu ya da o boyutlardaki başka gemiler için oluşturulacak İHA vurucu gücü, Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığını artıracak. Bayraktar TB2 ve Akıncı hava araçlarının üreticisi Baykar da TCG Anadolu'ya özel bir çalışma yürütüyor. Otomatik olarak dikey iniş kalkış yapabilecek bir SİHA bir yılda tamamlanarak Türk Deniz Kuvvetleri'ne kazandırılacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak 232 metre uzunluğundaki çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu 2021'de envantere alınacak. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi Ege, Karadeniz ve Akdeniz harekat alanlarında ve gerektiğinde Hint Okyanusu ile Atlantik Okyanusu'nda kullanılabilecek. TCG Anadolu bir amfibi tabur ile gerekli muharebe ve destek araçlarını ana üs desteği olmadan kriz bölgelerine taşıyabilecek, havuzunda taşıyacağı çıkarma araçları ile çıkarma operasyonlarına katılabilecek, envanterdeki en ağır NATO helikopterleri ile dikey iniş kalkışlı, kısa mesafede iniş kalkış yapabilen hava araçlarının gece ve gündüz operasyon yapmasına olanak sağlayacak bir uçuş güvertesine sahip olacak.